89 yılının kışı biterken tüm ülkeyi ve mahallemizi Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin heyecanı sarmıştı. Anlatıyorum, anlamıyor ki, laftan anlasın. Büyük şehirleri, il ve ilçe belediyelerini hangi partinin kazanacağı, siyasi partilerin ne kadar oy alacağı büyük merak konusu olsa da asıl rekabet o sene babam ve Seyfi abi arasında muhtarlık yarışında yaşanacaktı. Oo Seyfi abi. Nasılsın, iyi misin? İyi. Ya hayırdır, bütün mahalleye donatmışsın bunlarla. Ne de bunlar ya, maşallah. Nasıl, beğendiniz mi efendim? Sizlerin de oylarınızı bekliyorum tabii. Bakarız, bakarız. Oy cizlidir Seyfi abi, oy cizlidir. Sandıktan çıktığı zaman kime vermişiz öğrenirsin. Ya şimdi bu benim anlamadığım duraklama dönemi dediğiniz Fehmi abinin dönemi mi? Ha, benim dönemim. Efendim şöyle, Fethi'cim başladığında iyi bir başlangıç yaptı şimdi. Yani hakkını yiyemem. Daha sonra bir tekleme başladı. Sonunda da duraklamaya girdi. Evet. Efendim şimdi muhtar adayınız Seyfi Kamber olarak efendim mahalle tekrar atağa geçecek. Evet, peki Sayın Seyfi Kamber, ben şeyi merak ediyorum. Bu nasıl bir plan yapacaksınız? Nedir? Bu atak planınız nedir ya? Efendim yolları yapacağız. Kaldırımları yapacağız. Su sorununu kökünden çözeceğiz efendim. Sayın Seyfi Kamber, siz İSKİ misiniz ya? Yoksa yani su sorununu nasıl çözeceksiniz? Sizin evin arkasında böyle bir barajınız mı var? Mahalleye oradan mı su vereceksiniz ya? Evet, evet. Doğru dedin. Ya Seyfi abi, sen muhtar adayısın ya. Ya bu senin söylediğin hepsi belediyenin işi ya. Evet. Muhtarın öyle bir görevi yok ki. Efendim şimdi muhtar talep etmezse bu işler yapılmaz ki. Muhtar dediğin koşacak, koşturacak. Adam bulacak efendim, onları yaptıracak. Benim de Ankara'da bir hayli tanıdığım var efendim. Kime? Senin mi? Evet, benim. Yani Ankara'da çevrem bayağı geniştir. Allah Allah. Allah Allah. Vay arkadaş. Demek beğendiniz ha şeyler falan. Maşallah maşallah. Abi, güzel yapıyorum. Oldu, ben de beğendim. Güzel oldu. Yani beni şey yapmış yani. Tam olarak lanse etmiş. Yani muhtar bey Seyfi budur demiş yani. Evet. Evet. Öyle şey olur mu Nevzat? Görmüyor musun sen bu ülkedeki gelişmeleri kardeşim? Ya senin gelişme dediğin birilerinin zenginleşmesi, devletin fakirleşmesi ya. Aa Nevzat, sen çok haksızlık ediyorsun ama ya. Devlet zenginleşti ya. Zenginleşiyor devlet yani. Özal geldi, her şey düze çıktı. Ya Mustafa Başkanım, bu komünistler istiyor ki ülkede hiç istikrar olmasın. Hep kaos olsun istiyorlar. Evet. Ya Özal daha size ne yapsın kardeşim ya? Ülkeyi sivil demokrasiye geçirdi adam. Daha ne olacak? Bu mu sivil demokrasi? Evet. Ya 9 sene oldu, hala askerin nefesi mecliste ya. Böyle sivil demokrasi mi olur? 12 Eylül bitmedi kardeşim daha. Bitti, bitti. Bitti 12 Eylül. Öptü, bitti. Öptüğü şey, Özal Kenan Evren'i kendine çekti, öptü. Evet. O an bitti şey, askeri şey bitti. Adam samimi, halletti yani. O buzları eritti. Ya Mustafa abi, onlar vitrinde görünenler abi. O kadar içeride yatan suçsuz çocuk var ya. Onlar dışarıya çıkmadan, özgürlüğüne kavuşmadan 12 Eylül biter mi ya? Ya evet abi. Beyler, davetiyelerimiz geldi. Ha, bu ne kardeş, hayırdır ya? Hayda, Atilla mayda, hala bu ne kardeş diye soruyor. Ya birader konuştuk ya, takıma yardım gecesi düzenliyoruz. Tamam. Ver hele bakayım bile. Ne kadar kardeş bunlar şimdi? Vallahi ya, kör müsün birader? Yazıyor ya orada. 10.000 kağıt. Mesut abi, gecede ne olacak? Çay, kuru pasta, limonata. Çok masraf yapmışsın Mesut abi. Bir kolonya tutsaydın yeter. Allah Allah. Hareketlere bak, hareketlere. Yardım gecesi oğlum bu. Yani Mesut abi, en azından bir ordöv tabağı falan olsaydı. Ne bileyim, böyle bir sazlı sözlü bir eğlence, sürpriz sanatçı falan olaydı değil mi? Evet, doğrusu. Ne diyorsun ya? Gazino mu bu ya? Hayretlerim olsun.
Bu yardım gecesi. Senin canın çok göbek atmak istiyorsa, ordör tabağı istiyorsa gidersin gazinoya. Ama Mesut şimdi bu kadar şey de böyle bir ordör tabağı olsun. Bir Rus salatası şey. Yani sen de mi Mustafa? Allah'ım gelemem ama ya. Anlayan var mı? 10 bin lira alalım. Ya birader, 10 bin diyorsun da bir... Oğlum eşim gelmiyor mu? Tek başına mı gidiyorsun? Sen aldın mı bir tane daha? Bir tane daha. Çok 10 bin çok ama. Sen aldın mı? Atsana bir tane daha ya. Kuru pastaya mı gidiyorsun 10 bin lira para aslında? Bir çay 10 bin lira. Ya Allah'ım yardım gecesi bu. Beyler, lütfen pamuk eller cebe. Takımı kaldırmamız lazım ya. Versene abi. Hadi bunu sen bir tane daha. Hadi bunu sen bir tane daha. İki tane verdiler bana. Nasıl alayım ben? Laylara 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 butik Ali laylara 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 butik Ali laylara 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 lay 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 butik Ali lay 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 beşim yeşil ya butik bakayım abi neşen yerinde hayırdır ya Bekir abi nasıl olmasın abi nasıl olmasın ya tuttunuz mu tuttuk abi sonunda tuttuk hallettik vallahi oh böyle bir sakin ol ya olamam hayatım ya olamam ya kendi evimiz oluyor artık kendi yuvamız oluyor kendi sarayımızda kendi sultanlığımızda yaşayacağız abi. Hareketlere bak. Ezel'in evi zaten vardı ya. Eskiden Putik Ali değildin. Batık Ali'ydin. Öyle değil mi? Ya Bekir abi, oluyor mu abi hanımımın yanında? Ya hareketlere bak. Hele gözlerini kıldır kıldır dönüşüne bak. Ya Dilek kızım ne kadar... La şaka yapıyorlar. Ya, takıldık sana. Ben de abi şaka. Aynen. Nerede tuttunuz ev nasıl? Dilek senin içine sindi mi? Çok beğendim Ahmet abi. Çok güzel. Evet abi, buraya çok yakın. Kaloriferli. Ne? Asansörü de var. Hadi sen. Öyle bak ya. Kapalı balkon da var. Ya ben bu kapalı balkonu anlamıyorum ya. Ya balkon kapatılır mı ya? Adı üstünde balkon. Balkon dediğin açık olur. Evet. Bizden önceki kiracı yaptırmış Ahmet abi. Bir görsen çok güzel. Yerleşince görmeye gelirsiniz. Ya gelmez olur muyuz Dilekçim? Tabii ki geliriz yani. En kısa zamanda. Ne zaman taşınıyorsunuz kısmetse? Abi şöyle, şimdi Dilekçimle Nurten annem gidecekler, güzel bir temizlik yapacaklar. Tamam. Eşyaların birçoğu depoda. Onları da alacağız, götüreceğiz, yerleştireceğiz. Buradaki eşyalarda birazcık eşyamız vardı. Onları da kutulara falan yerleştirdik, hazır. Yarın tamamıyla, tamamlamayla taşınıyoruz abi. Vay be. Sen ciddi misin? Ciddiyim. Ciddi misin? Ya ciddiyim. Gelsin abi. Sağ olun, var olun ya. Vallahi abi. Evin olun ya bir daha. Onu yap. Tebrik ederim Dilek. Sağ ol Ahmet abi. Güle güle oturun, güle güle oturun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hep beraber, hep beraber. Ya kızım onlar. Buyurun amirim. Sağ olasın yalancım. Sağ olun. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Aferin, tamam kızım, tamam. Ya Seyfi abi. Darılma Cüzem ama senin vaatlerin biraz mantıksız. Baştan aşağı mantıksız ya. Olacak gibi değil. Ya mahalleye durak yapacağım diyorsun. Sen İETT misin ya? Efendim sadece durak getirmeyeceğim. Çocuklar için oyun alanları da yapacağım efendim. Bu çok iyi fikir. Sırf arabalar geçiyor diye mahallede top da oynayamıyoruz. Okulun bahçesinde de camları kırıyoruz diye hademe de içeri almıyor. Evladım, sen okul zamanı ders yapmıyorsun. Sömestrede top oynamaya koşuyorsun. Sen Ankara ders yapıyorsun. Ya tatildeyiz Sami abi. Oynamak, dinlenmek hakkımız. Efendim bu soruna da çözüm bulacağız efendim. Çocukların rahat rahat oynayabileceği böyle futbol sahaları açacağız. Seyfi abi. Efendim. Seyfi Bey. Meydan mı burası ya? Bağıra bağıra miting alanına çevirdiniz burayı. Olmaz. Evet. Ne kadar doğru amirim ya. Azıcık yavaş. Azıcık yavaş. Sami'cim kusura bakma. Peki senin ne vaatlerin var Fehmi amca? Bir de seni dinleyelim. Ya Cengiz'cim benim bir vaadim yok ya. Ben yapamayacağım şeyleri söylemem. Yani ben şeffaflıktan yanayım. Hani birileri yardıma muhtaç olursa elimizden geldiği kadar yardım ederiz. Ama ben öyle yapamayacağım vaatleri söylemem ya. Efendim bizim vaatlerimiz hiçbir zaman gerçekleşmeyecek vaatler değil efendim. Yani boş vaatler değil. Efendim biz su da getireceğiz, durağı da getireceğiz. Çocuklara futbol sahaları da bulacağız, açacağız efendim. Sen de buradasın, biz de buradayız. Göreceğiz ya. Hadi bakalım. Yani senin söylediğin şeyleri bir muhtarın yapmasına imkan yok ya. Tek başına muhtar yapamaz ki. Evet.
Ankara'ya bir telefonum yeter Sayın Özdemir. Ankara mı? Yüksek mevkide tanıdıklar mı var Seyfi abi? Bizim de kendimize göre bir takım çevrelerimiz var tabii. Yani boşuna biz yok. Börek çörekler benden. Sağ ol Çavucam, eline sağlık ya. Sağ ol, ben şey yapayım. Ay üşüdüm vallahi Rukiye abla. Ha, ört kuzum, ört. Çocuklar da hep ev bakıyorlar Rukiye abla. Seyfi de yardımcı olmuyor. Bu seçime kaptırmış gidiyor kendine, öyle çocuklar uğraşıyorlar işte. Ah kıyamam. Yok görüyorum, görüyorum Seyfi afişler falan böyle bayağı bir masraf ediyor yani. Ay Rukiye abla hiç sorma kız. Çok abartıyor, çok istiyor. Ama Rukiye abla, hı, kız Fehmi abiye ayıp olmuyor değil mi? Yok ayol, niye ayıp olacak ya? Zaten Fehmi istemiyordu biliyorsun. Hani hiç adaylığını bile koymayacaktı da mahalle çok ısrar etti. Nurten abla, hı, bir şey soracağım sana. Bu Seyfi abi böyle sokaklarda Ankara'da tanıdıklarımız var falan diye konuşup duruyor da sormak ayıp olmazsa kim bu tanıdıklar? Yok canım, niye ayıp olsun yani? Ankara'da bir akrabası var. Şeyde, bakanlıkta. Aa, bakan mı? Yok, bakan değil. Milletvekili mi? Yani öyle de değil. Şey, müsteşar olabilir. Yani Rukiye abla, o kadarını bilemiyorum ama çok yüksek mevkiler. Evet, yani böyle odalara giriyor, çıkıyor bakanlarla, milletvekilleriyle sohbet, muhabbet. Ya arası çok iyi. Seyfi'yi de çok seviyor ayıptır söylemesi. Desene bu seçim çok çekişmeli geçecek. Seyfi abinin arkasında Ankara varsa oy alabilir. De işte Fehmi'nin öyle çok çekişmeli falan o durumlarla çok ilgisi olmaz yani. Buradayım annem, ne oldu? Biz evi tuttuk. Yaman. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Ay kaç oda, anlat bakayım nasıl mutfağı, banyosu güzel mi? Çok güzel Rukiye teyze, çok içim esindi ya. Kız. Ay maşallah. Hayırlı olsun kızım, ne diyeyim? Güle güle oturun inşallah. Amin inşallah. Ben iki adayı da dinledim. Şu an hanginize oy vereceğim konusunda kararsızım. Eyvah sen oy vermeyecek ki ta. Komikmiş yapmışsın. Allah ya. Cengizciğim yavrum bak şimdi. Sen 20 yaşına girmeden bir kere oy kullanamıyorsun. 30 yaşına girmeden de seçilme hakkın da yok. Ne? Öyle deme Fehmi abi. Ne? Gün gelecek. Seçme ve seçilme yaşı düşecek. Nasıl yani ben şu an oy kullanabilir miyim? Yok Cengiz, yok. Henüz değil. Hem sen ne yapacaksın seçime oyu ya? Sen derslerinle ilgilen. Öyle deme Rıza amca. Beni ikna eden muhtar aydınına benden 5 oy çıkar. 5 oy mu? Evet. Allah Allah. O nereden çıkacakmış? Sen nereden getirecekmiş bakalım o 5 oyu? Annem, babam, dedem, bir iki de dayım var. Yani bize saha bulana benden 5 oy çıkar. Allah Allah ya bak demek o zaman Cengiz'i kazanan muhtarlığı da kazanacak değil mi? Öyle mi? Mahallede nüfusumuz var Rıza amca. Vay 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 vay. Nüfuslu Cengiz. Cankuş nereden çıktı bu yardım gecesi falan ya? Hoppala laf mı şimdi sinekisi ya Ahmet'im? Soruyorum ya. Ya takımda para yok para. Tam takır kuru bakır olmuş ya kasa. Bak İmdat Hoca aldı te Bolu'ya kampa götürdü takımı. Para lazım. Kamp mı? He. Allah Allah ne kampı ya? İzci kampı izci. Tabii odunları birbirine sürtüp böyle alev ateş yakmayı öğrenecekler. Allah Allah ya Mesut o sürtü ne işine yarayacak ki o şey? Ya inanamıyorum ya Bekir abi. Ya kapı mı diyor ya sende? Hala soruyor ya. Ya birader ne kampı olacak ya böyle tam da sezonun ortasında? Ya bunlar kondisyon taktik kampına gittiler. Anladım. Abi çok güzel düşünmüşsünüz ya. Ya düşündük düşünmesine de para yok para. Yani biraz şunlardan alın da bari katkınız olsun ya. Hadi beyler pamuk eller cebe. Kaç para abi? He? 10.000 kağıt hediyesi. Ben alayım abi bir tane. Helal. Adanalı Celal. Gelemeyebilirim. Olsun ya sen al da. Tamam. Emin misin bak bir tane daha vereyim. Yeter. Siz almıyorsunuz oğlum ya. Alayım. Alırız abi. Tamam alırız be. Ya Ferun Hanım siz de alın lütfen. Tabii tabii geliriz biz de kesin. Siz de yürüp gidelim.
Tamam ayırım. Tamam ben buyurun. Alın, parasını tamam. Alırım sonra sizden ben. Tamam, tamam. Mesut kaç tane sattın? 50-60 tane sattık herhalde. İyi. Güzel, güzel. Tamam. Ya Çankuş, o para futbolcuların antrenmandan sonra yedikleri limonların parasını yetmez. Doğru söylüyorsun beyler. Babamı tanıyamıyorum artık babaanne ya. Ha gitti resmen araba aldı. Bir de o arabayla kaza yaptılar. Hayır o kadın masraf çıkmasın dedikçe masraf çıkıyor. Bak haklısın bre, haklısın pembe beyazım ama bak baban girdi bir yola. Artık bir şey yapamazsın. Ama ben deyim sana. Sen inan bana, ben çekerim onun kulağını. Hiç merak etme sen. Ah, İlvan, geldin mi kızım? Geldim amca. Vallahi bak, babaannen çok acıktı be ya. Sen şimdi yani gelmişken kurda bir şeyler yesin kadıncağıza. Ben acıkmadım, ben dilim aç. Olsun be ya. Yani Elvan gelmiş hazır, kursun sofrayı kızcağız. Sen yiyersen hani bir yiyen bulunur yani, sofra hatırına bu ya. Ha, sakın sen yemek istemeyesin Nazmi. Ya ana şimdi ona bakarsan tabii ben de acıktım. Ve sabah kahvaltısında duruyoruz be yani. Tamam ben ısıtıyorum amca. Ha kızanım verin bakayım. Nazmi. Buyur anacığım. Senin evin yok mu? Karın yok mu? Çocukların yok mu? Ne zaman gideysin köye haydi. Dur bana be ya sen de şimdi kuyumuna gideriz. Tamam bak eğlence varmış. Eğlenceye de gidelim. Ondan sonra giderim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak dikkatle dinle sen beni. O senin büyük kel kızanın var ya. Hiç seninle ilgilenmiyor artık. Yeni anım geldiğinden beri hep onunla. Varsa yoksa anım, anım, civcivim der. Ama ben kalayım burada sana bakayım diyorum be ya. Hiç yani gönlüm razı değil. Ha? Doldurma beni tahta kurisi gibi. Doldurma beni bak ben dolarsam çok fena olur. Ha? Sus biraz. Bakalım. Afiyet olsun kızlar. Ha, ne oldu ya? Nerede kaldın? İşte anca geldim usta. Ha, ne oldu? Yapmış mı? Ne dedi Asip usta? Ya Asip usta da güzel güzel boyayı atmış. Yarın da pastacılığa verecekmiş. Ha. Ya dedim ki Asip usta bırak dedim ya. Biz pastacıyız dedim. Biz yaparız onun pastacılığını dedim. Ama güzel yapmış yani. Herhalde güzel yapacak. Herhalde güzel yapacak. O kahap araba yıldık onu be. Evet evet. Ya usta. Seyfi abiye söylesene ya. O versin parasını, o ödesin. Ya bizim işimiz için kullanan oğlum. İstenmez, ayıp. Ne demek ayıp ya? Cici annem vardı ama Nurten Hanım teyze de vardı. Vurdu arabayı yani, çarptı. Ya sen kaç bu tamam. Allah Allah, bilerek mi çarptı? Kazara yaptı işte onu. Ama işte olmuyor. Ben olsam bari yarısını falan versin yani. Tamam hadi içeri git sen. Hadi karışma. Ya birader. Orada öbür tabağı var. Bir de fasıl da istiyorlar. Oo. Ya çok patlayacak yani bize bu ya. Pahalıya patlayacak yani. Böyle olmaz bu iş. Yani Mesut abi böyle bilet falan satarak olmaz bu iş ha. Tabii tabii olmaz ya. Yani yardım gecesi düzenliyoruz diye yola çıktık. Yani böyle gidersek sizin bana yardım etmeniz lazım ya. Doğru. Yani abi benim aklıma böyle bir şeyler geliyor aslına bakarsan. Ne geliyor? Söyle bakayım. Ya bir açık artırma falan yapmamız lazım abi bizim. Tabii oradan iyi para toplayabiliriz. Evet. Neyi açık arttıracağız acaba? Ya abi şöyle değerli bir şey olması gerekiyor. Mesela bir forma olabilir ya da bir maçta oynanmış futbol topu olabilir. İşte bu. İşte bu Ahmet'im bulduk ya. Bulduk ne arıyoruz ya? Ya benim sakatlandığımda giydiğim şey vardı. Tozluk vardı. Kemiklik de deriz biz ona. Çok para eder o. Çok. Tabii canım onu yaparız ya. Kim bilir kaça gider o. Ya millet senin kokuşmuş koncunu ne yapsın ya Cankuş ya? Ne diyorsun birader sen ya? Yıldız onu kokuşmuş olarak bırakır mı ya? Para onu tertemiz yıkadık, onu astık. Para etmez. Başka bir şey bulmak lazım. Başka bir şey mi? Ne olabilir? Ya benim aklıma bir şey geliyor ama... Ne gelir? Yani... Hadi oğlum. Hadi vurayım. Söylesem mi acaba yani? Ne var? Ebe abi şimdi söyle. Şimdi Ahmet abiyle biz... Galatasaray'ımızın idmanını izlemeye gitmiştik beraber. Hatırlıyor musun abi? Evet. Orada da sen hani Tanju Çolak'ın formasını istemiştin ya. O da sana vermişti. Ya biz butikle beraber Florya'ya gittik Galatasaray idmanını izlemeye. Herkes orada tamam mı? Simović, Prekazi, Tanju Çolak. Uğur orada mıydı? Oradaydı. Vay anasını. Abi ben şey yaptım. Tanju diye bağırdım. Bu böyle geldi tamam mı? Vardı dedim. Böyle birader dedi.
Ya dedim sen golleri nasıl atıyorsun dedim ya. Onu nasıl gol dedim ya attın. Güzel oluyor. Soldan Perakazi ortaladı. Bir an göz göze geldi. Oraya kafayı vurdum. Gol oluyor. İyi oluyor. Böyle bir şeyler dedi tamam mı? Ya dedim idmandan sonra formun alabilir miyim dedim. Baktı şöyle bir. Evet. Ne demek kardeşim memnun olur dedi. Ha. İdmandan sonra getirdi. Tanju Çolak forması orijinal. Üstünden çıkardı ve imzalı. Çok kıymetli. İşte bu. Kıymetli. İşte bu Ahmet'im. Gel buraya. Gel. Ya seni de bu fikirden dolayı kutluyorum ya. Bu değil mi? Bu değil mi? Benim. O formayı açık arttırmaya koyuyoruz. Tamam ya. Çok para kazanırız. Bir dakika, bir dakika. Hayır. Nasıl hayır ya? Bak ben bu kulübün başkanlığını yaptım yani. Çınaraltı Spor Kulübü'nün. Eyvallah, saygım sonsuz. Takımım çok kıymetli ama o forma benim için çok önemli abicim yani. Şimdi bak Ahmet. Dönem Ahmet'im benim. Senin için değerliyse. Yani herkes için değerlidir bu forma. Sonuçta Tanju Çolak'ın forması. Yani kulübümüz için. Canım, yani böyle bu açıdan bak. Unutun. Nasıl unutun ya? Hayat dur. Bak ocağına düştük Ahmet'im. Gözünün yanında dört yumurta kırayım. Ya, hallet şunu ya. Abi istiyorsan bütün kümesin yumurtalarını kır. Olmaz abi. Evet. Sen ağzına çıkanı kulağını duyurma ya. Sen ne demek istiyorsun şimdi sen ya? Senin bizim Mehre'den daha mı önemli senin o forma? Evet ya. He? Bir düşün bakayım. Yazık ya. Allah Allah. Evet. Değil tabii ya. Doğru söylüyorsun Bekir abi. Aferin. Bizim mahallemizin takımından daha önemli olabilir mi ya? Tamam onu satabiliriz. Verdim gitti. Helal olsun. Helal Adanalı Celal demek istiyorum ya. Vallahi ya. Olacak şey değil ya. Elif'e bir bıraksak mali fetret devrine sokacak ya. Ay babacığım sen niye ciddiye alıyorsun Seyfi abi? Ha? Evet. Ya sen istemiyor muydun yani muhtarlığı bırakmayı? Evet evet tabii. Haklı ya Naz da haklı. Sen adaylığı bırak gitsin ya. Ne olacak? Olmaz öyle şey ya. Hani başkası aday olsaydı ben zaten bırakacaktım. Bak Seyfi olduğu için bırakmıyorum ya. Seyfi'ye mahalle bırakılır mı ya? Şimdi Dünür, siyaset insanı yıpratır. Ve bir süreden sonra bu siyasetçiler atıl kalırlar. Belki de mahalleye bir, yani yanlış anlama, belki de mahalleye yeni bir soluk gelir. Hı? Ya Seyfi'nin soluğundan ne olur ya? Seyfi'nin soluğundan sonra bu mahalleyi oksijen tüpüne bağlarlar. Ah, gelin. Anneciğim, nasıl? Beğendiniz mi evi? Ay çok beğendim kız. Güle güle oturun annem. Sağ olun. Biz de temizliği bitirdik Ali. Artık istediğimiz zaman taşınabiliriz. Oh, ellerinize sağlık. İyi yapmışsınız hayatım. O zaman hemen taşınıyoruz. Yarın eşyaları götürüyoruz. Aa ne oldu kız? Ne bu acele öyle hemen yarın? Ya anneciğim zaten size yeterince yük olduk. Yani daha da fazla beklemeyelim. Ne de olsa şurası. Gelirsiniz bize. Kıyamam ya. Siz bir gidin yerleşin. Güle güle de oturun, biz de geliriz. Niye gelmeyelim? Sağ ol. Oh, ne güzel, ne güzel. Hadi. Hadi buyurun, geçin. Kebapçı, senin şu evin arkasında boş bir arazi var. Kimin o? Şeyi diyor ya. Bizim Makbule ablam. Boş mu orası? Abi boştu. Makbule abla bir tane müteahhite verdi. Ondan sonra adam etrafını çevirdi arazinin. Parayı da aldı gitti ama ondan sonra. Doğru söyle vallahi. Aldı gitti. Evet. Aldı. O zaman muhtarınız olarak orayı kamulaştırıyor. Kamulaştırıyor musun? Nasıl olacak o Seyfi Bey? Efendim çocukların top oynaması lazım. Onlara saha lazım. Yani rahat rahat top oynamaları için onlara alan bulmamız lazım. Yani güzel fikir aslında doğru. Efendim. Bakın mahallemizde futbol çok önemli. Altyapı çalışmalarına yani hız vermemiz lazım. Kaynak bulmamız lazım efendim. Yani futbol çok önemli ya. Çocuklarımız boş boş gezeceğine futbol oynasın, spor yapsınlar efendim. Vallahi kardeşim iyi de Makbule abla biraz ters kadın ya. Söyleyeyim başına. Ben ikna ederim onu. Vallahi orasını bilemem ben. Ben sana baştan söyleyeyim. Ters kadın. Kebapçı. Benim en büyük özelliğim ikna kabiliyetimdir. Onu ikna eder, hiç merak etmeyin. Sen bilirsin. Ay Samin'cim, ne oldu? Araba çok masraf çıkarttı mı? Yok be, önemli değil. 3 kuruş masraf var.
Onu şey yapacaklar, yarın da arabanı verecekler. Hiç takma kafana sen. Ay vallahi göze geldik Samicim ya. Evet. Yani şu fani dünyada bir dikili ağacım oldu, bir saksı toprağım oldu, göze geldik. Nazar ettiler bize, nazar. Ya sen hiç takma o güzel şeyini, kafanı böyle şeylere. Civcivim, bu tamponu değiştirdiler işte. Ondan sonra azıcık bir şeyler var, onu hallettiler. Bundan sonra pasta, cilama, ne abi şeyle. Yarın onu teslim edecek usta. Kafanı şey yapma sen. Ha, çaylarınız geldi. Afiyet olsun cici kayınvalideciğim. Sami usta afiyet olsun. Bu arada yarın gece geliyorsunuz değil mi usta? Ne gecesi Şahin? Futbol takımın gecesi var. Herkes orada olacak ya. Geliyorsunuz yani. Ben varım, Elvan. Siz iki nişanlı. Double date olacak ya. Ne biçim koşuyorsun sen? Utanmıyor musun onun yanında öyle damlalı dumbalı konuşmaya? Yani, ya. Double date ya. Bu ne be? Almanya'da hep öyle. Çift çift böyle bir yemek falan böyle gidildiği zaman double date oluyor. Yani çift ikimiz, siz ikiniz işte. Ha. Geliyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. Karışım Samiklerin içine. Bakarız. Ya gider miyiz Samicim ya? Gidersiniz, gidersiniz. Tabii davetiye aldı ben gördüm. Sen karışmasana büyüklerin içine. Karışma. Ay, gider miyiz Samicim ha? Herhalde gideriz Civciv. Sen gideriz diyorsun da şimdi bak Şahin de söyledi. Herkes orada olacakmış. Şimdi benim o geceye gece kıyafetim yok ki. Böyle abiye falan giymek lazım orada da. Yani şimdi sana da masraf olmasın hayatım. He. O zaman tamam neye ihtiyacım varsa sabah erkenden kalkar gider hallederiz. Ama şimdi sadece kıyafetle de bitmiyor ki hayatım. Bu işin kuaför kısmı da var. Saç yapılacak, manikür yapılacak falan. Onların da halledilmesi gerekiyor. E tamam, o zaman onları da hallederiz. Onları da hallederiz. Tamam, şey yaparız. Ahmetciğim. Ustacığım. Kolay gelsin. Eyvallah Levent, ne haber? İyidir abi. Yalnızsın bugün, hayırdır? Sorma. Butik ev taşıyor da. Oo, sonunda kurtardı kendini Seyfi Bey'den ha? Ya. Vay be. İyi, güzel güzel. Şimdi Ahmetciğim. Efendim ustacığım. Baban ne diyor yeni rakibine? Ya, Aret Usta. He. Şimdi Seyfi abi hevesli, istekli, hani tamam da. Ha. Abi, Seyfi abi babama rakip olabilir mi ya? Yani. Abi nasıl olur? Efendim? Alın topunuzu, gidin o arsaya. Rahat rahat oynayın. Ya ama teyze kızıyor. Orayı artık kamulaştırdım. Kimse size karışmayacak. Rahat rahat oyunuza bakın, hadi. Vallahi Seyfi abi bravo, nasıl ikna etti? söylemiştim, değil mi efendim Sinancığım? İkna kabiliyetim çok yüksektir diye. Bu mahalle için çalışıyorum. Size bir sürprizim daha var. Sahanın direkleri, kale direkleri ve fileler de ayarlanıyor, bilin. Vay be! Helal, Adanalı Celal demek istiyorum Seyfi abi. Sağ olun efendim. Gençler için çalışıyoruz. Mahalle için çalışıyoruz. Bravo. Spor çok önemli efendim. Gençlerimiz spordan geri kalmasın. Tabii. Mahallemizden cevherler çıksın efendim, değil mi? Yani ne bileyim, bunlar gitsinler Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye transfer olsunlar. Mahallemizden böyle güzel futbolcular çıksın, sporcular çıksın efendim. Evet, çıksın ya, çıksın ya. Taktın mı abi? Tamam, sağ ol abi. Vay be Ali kardeş. Demek gidiyorsun ha? Sonunda abi. Vay arkadaş. Oo. Butik. Butik. Yardıma ihtiyacınız var mı kardeşim? Ya Alper, Şahin. Ya hiç fena olmaz. Bir el atın da taşıyalım ha. Tabii ya, yardım ederiz. 5 dakikada hallederiz değil mi? Tabii tabii. Helal olsun size ya. Şu Cemal'le Güçlü'yü de çağırayım. Cemal! Güçlü! Ya bir yıllar ki yardım etsinler. Tamam, ben çağırıyorum. Seyfi abinin vaatleri bütün sokaklarda Fehmi abi. Ya bırak hepsi. Ya onların hepsi palavra vaatler ya. Olacak şey değil. Ne o su getirecekmiş. Otobüs durağı açacakmış buraya. Baba. Mahalleye futbol sahası yapacakmış. Futbol Federasyon Başkanı da oldu galiba ha. Selamünaleyküm. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol Fehmi abi, sen neydin sen? İyi, sen nasılsın? Kilise ne abi, sana bir şey diyeceğim. De.
Duyduk duymadık demeyin. Aklınızı elinize avucunuza yazın da haberiniz olsun şimdi söylediklerine. Seyfi ağabeyi var ya. Seyfi ağabeyi. O mahalledeki uşaklara top sahası ayarlamış. Nasıl yani? Nasıl mı? Bizim Bahtiyar yok mu? Bahtiyar'ın evinin arkası bir tane boş arsa vardı ya. Da eskiden güvercin taklası falan oynuyorduk orada. Aşık oynuyorduk. Sahibini bulir, ikna edir ve mehle için kavulaştırmış. Bak, senin rakip nasıl çalışıyor Fehmi abi? Böyle otur otur olmaz. Sen de ayağa kalk bir an önce. Çalışmalara başla abi. Ya çocuklar, komik komik konuşmayın ya. Bunlar kanunen mümkün değil. Yapamaz. Fehmi abicim, ya yaparsan? Ya yapsın. Ben de oy veririm ona ya. Ya yalan vaatlerle bir yere kadar bir şey yapamaz ya. Bir de komik deliydi. Nurten, daha bitmedi mi taşınma? Yok, taşır çocuklar işte şimdi. O televizyon ne ya? O televizyon bizim. Yukarı çıkart onu, yukarı. Bize inecek dendi Seyfi abi. Ya Seyfi, ne yukarı? Çocuk aldı ya bunu, damat kendisi aldı. Götürsün çocuk, bırak ya. Hediye Nurten, o nasıl götürürler ya? Ne oluyor ya? Televizyon oğlum ya. Niye götürüyorsunuz ya? Sen hediye etmedin mi onu bize? Ya Seyfi babacığım, biz birlikte oturuyoruz diye ben onu aldım. Hem sizde eskisi de var, bizde hiç yok. Oğlum ama bu renkli, kumandası da var. Sen bunu bize hediye ettin. Hediye götürülür mü oğlum ya? Seyfi, bir dur kendine ama sen de. Ama bize hediye ettin Nurten. Hediye götürülür mü ya? Ya tamam Nurten anneciğim, tamam. Doğru söylüyorsunuz Seyfi babacığım, haklısınız. Ben size hediye etmiştim. Doğru, götürülmez. Ya güçlü... Sana iki iş olacak ama onu bir yukarıya götürelim. Biz kendimizi alırız bir şekilde. Oğlum dikkat et ya, içinden bir şey kopmasın, dikkat et. Dikkat ediyorum abi, dikkat ediyorum. Ya, kusura bakma. Nerede onlar, nerede? Bak, takılacak ha. Robotla mı gidiyor? Nurten annem söyledi. Biz de kullanacağız. Seyfi, bırak robot falan gitsin. Şimdiye kadar robotumuz mu vardı? Önemli değil, hadi. Nurten. Sen soğan doğrarken ağlamana kıyamam ben hayatım ya. Çıkartın yukarı. Alper çıkartalım ya, çıkartalım. Evet tamam, şey yapmayalım onu. Dikkat biz... et. Bu videoda mı gidiyor? Yani şimdi annenle film gecelerimiz bizim sona mı erecek? Videoda mı götürüyorsun? Yani Seyfi baba, artık ne diyeceğim bilmiyorum ya. Beyler, onu bir şey yapın koyun da Şahin. Sana zahmet olacak. Onu bir sen yukarıya çıkar. Hepsini bırakalım abi burada. Ya oyun mu oynuyoruz biz Seyfi abi? Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Pöf sana. Bak yapamıyorum. Yap sen pöf. Pöf sana ya. Canım, ciğerim, dilim. Çıkardın yukarıya ya. Can, zahmet olacak size ama. Hadi size limonata ısmarlayacağım sonunda. Hadi, hadi bakalım. Abi, şu arabayı ver de sizi ben götüreyim mi ya? Ödür lan. Sana arabamı veririm ha. Neden verilmeyeceğim şu ya? Başkasına verip kağıt duruyor mu? Sonra be, sonra. Sen önce o 3 milyon borcunu öde bana. Allah, ödeyeceğiz be. Kaçıyoruz mu? Ya bak buradayız işte. Ne kadar güzel. Evet, maalesef buradasın. Ne zaman gideceksin sen? Ya gideceğim be ya. Gideceğim ama bak burada ne kadar güzel. Her gün bir eğlence var vallahi. Ki bu akşam da bir yemekte eğlence varmış. Gideriz yani. Ya sen de mi geleceksin oraya? Senin de mi davetiyen var yoksa? Geleceğim. Var tabii. Hem de 2 kişilik. Sen nasıl nişanlını alıp götürüyorsun? 2 kişi. Ben de tabii güzel anıcımı alacağım. Ben de gideceğim. 2 kişi. Ben gelemem evladım. Benim her yerim agri. Ben gelemem. Ah. Anacığım benim, senin ağırlığın mı var be ya? Tabii ki el kızarın, sana bakamayayım o. Tabii. Anamı bulunca anayı unuttu. Yok evladım, yok yok. Ne olacak bu yaşta? Kızamık mı olacağım, boğmaca mı? Tabii ki normal no. Kemiklerim agıracak, kocalık hastalıkları bunlar. O zaman hemen hastaneye götüreyim ben seni. Gerçi bu arabası kıymetli ağam, vermez arabayı ama ben seni alırım sırtıma, hemen götürürüm koşa koşa. Kalk anacığım, kalk gidelim. Dil lazım evladım. Normal no bunlar, normal no.
bunlar normal mi? Bak ne olur bu yaştan sonra. Her yerim agıracak tabii ki. Allah Allah. Nüfus kağıdı eskidi evladım. Allah. Ne yapsın doktorlar? Bunlarla birlik oldular. Kök sağ ol oraya. Kök sağ ol yine. Çıkıyor musunuz? Çıkıyoruz Nazlıcığım. Sen gelmiyorsun. Ben gelmeyeyim anneciğim. Ben çok yorgunum. Biraz dinleneyim evde. Ya kızım sana da moral olurdu ya. Doğru diyorsun babacığım ama yorgunum. Hem ben kitap falan okurum. Yalnız kalırım. Bana iyi gelir diye düşünüyorum. Siz gidin. Tamam. Ama baktın ki sıkılıyorsun. Atla gel yanımıza. Tamam sen merak etme. Gelirim ama benim yerime de eğlenin olur mu? Çok eğlenin. Çok. Hadi. Sami Bey'e ve arkadaşlarına büyük bir alkış. Bravo, sağ olun. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Bravo. Saygıdeğer Çınaraltı sakinleri, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Hepiniz gecemize hoş geldiniz. Şimdi huzurlarınızda gecemizin açılışını yapmak üzere saygıdeğer kulüp başkanımız Bucalı Mesut abimizi sahneye davet ediyoruz. Bravo, bravo, bravo. Putik, canımız Putik. Ben ne zaman türkü okuyacağım? Ya Bekir abi, başkanımız konuşacak. Lütfen yani eline alınca bırakmıyorsun sonra mikrofonu. Abi mikrofon görünce tamam, bu türkü yani ya. Lütfen. Sayın başkanım. Sağ ol canım. Buyur. Sağ ol Butikçim, sağ ol Butikçim. Sevgili Çınaraltı sakinleri,
Hoş geldiniz gecemize. Şerefler verdiniz efendim. Bravo, sağ olun. Sağ olun. Öncelikle yani yorgancı Sami ve saz arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Bravo. Sami! 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 İyi de almışlar bunlar şimdi bize. Aa, o da ne? Mahallemizin çiçeği burunda çifti, Sami Aga ve eşleri de burada. Teşrif ettiler. Aferin. Mavişim, cici kayınvalidemizi gördün mü? Amma da süslenmiş. Biraz fazla abartmış bence şimdi. Olsun olsun ya. İyi akşamlar. Gel gel, usta buradayız burada. Tamam, tamam. Neyse efendim, siz ben bu konuşma dalgasından pek anlamıyorum. Artık idare edeceğiniz. Yani idare edeceğiniz bir kusurumuz olursa yani mazur görün artık. Bravo başkan! Bravo başkan! Avuçlarımız patlarcasına aksıyoruz. Müstesna kişilik, en değerli insan, sevgili muhtarımız Seyfi abimiz giriş yaptılar. Bravo! Muhtar kendi, muhtar kendi, muhtar kendi, muhtar kendi. Efendim, eski muhtar dersek, çünkü biliyorsunuz ki hani ikimiz de muhtarlığa adayız. Tatlı bir rekabet içindeyiz, değil mi Fethi'ciğim? Tabii. Evciğim, sinirlenme, değil mi? Sakin. Tabii. Fethi'ciğim, afişlerim orada. Bakıp incelersek iyi olur. Herkes de her masada var, değil mi efendim? Güzel. Seyfi abiciğim, lütfen çok rica edeceğim. Yani konumuzu dağıtmayalım. Yani kıyak yaptık, koyabilirsiniz oraya dedik broşürlerinizi ama lütfen abartmayın ya. Abartmaları doyamadınız ya. Tamam biz. Sayın Muhtar Fehmi abiciğim, bir konuşma yapmak ister miydiniz bu güzel gecede? Efendim, o zaman ben de konuşma yapmak isterim yani, lütfen. Seyfi, olmaz annem. Bir dur sen ya. Bir dur Allah aşkına ya. Efendim, ikimiz de adayız. Demokratik bir seçim olsun. Her şey demokratik olsun. Ya benim konuşmama gerek yok. Ne konuşacağım ya? İşte yıllardan beri herkes tanıdığım insanlar. Arkadaşlarım, dostlarım. İşte her gün alışveriş yaptığımız insanlar. Ben onlara kendimi ne anlatacağım? Onlar beni biliyor zaten ya. Bravo enişte ya! Enişte! Eğlenmeye geldik buraya ya. Bravo Fehmi abi. Bravo ya Fehmi abi. Bravo Fehmi abi. O zaman gecenin sürprizine geliyoruz. Ben mi Mesut? Ya bir dur Allah'ını seversen Bekçi Bekir birader. Sen nereden çıkıyorsun ikide bir de ya? Aramızda onur konuklarımızdan biri var. Rıza amirimiz var. Kendisinin çok kıyak sesi var. Davet ediyoruz, bize bir şarkı söyle. Hadi bakalım. Rıza amir, Rıza amir. Lütfen kurban olayım, bir gelin şurada iki parça söyleyin, gözünüzü seveyim. Ama Putuk, Putuk böyle emri vaki olmaz. Ya vallahi amirim, eğer emri vaki olmazsa birazdan Bekir abi Ali'nin mikrofonu alacak, bir daha da bırakmayacak yani. Amirim, sizin sesiniz güzeldir. Hadi çıkın bir tane söyleyin ya, utanmayın. Söyleyin amirim. Evet, hadi. Amirim! Mi, mi, mi. Mi diyor, mi. Mi ver, mi ver. Aa, abicim siz gitmediniz mi? Sorma Nazlıcığım ya, sorma. Gel, gel bir tane. Gel canım. Çocukları Necla anneye bırakacaktık. Grip olmuş, biz de çocuklara bulaştırmasından korktuk, kalktık buraya geldik. Ne yapalım? İyi yapmışsınız. Artık Gülden'le nöbetleşe şöyle bakacağız. Şöyle bağlayalım düz anneciğim. Bağlayalım kuzum. Şöyle bağlayalım. Öyle, aynen öyle bağlayacağız şimdi biz seninle. Geç yavrum, sen bağlarız beraber. Abiciğim, bir şey söyleyeceğim, ben evdeyim. Siz gitsenize güzel güzel, ben bakarım. Yok, düşünmen yeter, sağ ol, teşekkür ederim. Yok vallahi sen işine bak, ben ilgilenirim çocuklarla ya. Hayır, benim evde işim yok zaten, ben oturacağım kuzucuklarla, biz eğleniriz. Aklınız kalmasın, hadi gidin siz. Sen ciddi misin? Ay çok ciddiyim tabii ki, ne olacak, hadi. Gerçi Fehmi uyuyor, uyanmaz bir daha sabaha kadar. Bastı da bebekleriyle oynar, sonra uykusu gelir, yatar uyur. Sen idare edebilecek misin? Aa, tabii ki idare edeceğim. Hadi abicim gidin siz, hadi. Bir tanem, halayla kalacak mısın? Evet baba, biz halamla oynarız. Evet, oynarız biz kuzumla. O zaman biz seni gelip alırız annenle sonra, tamam mı canım? Tamam baba. Tamam. Hadi babası, iyi eğlenceler size. Merak etmeyin bizi. Yavrum. Şunu al, bunu da bana ver. Aslıcığım, al bebeğim bunu. Yavaş, uyuyor. Tamam. Uyuyor. Odaya koysam olur mu? Olur, olur, olur. Sıcak bir yer olsun. Tamam. Bak, çantaları burada. Tamam. Bir tane.
Görüşürüz bir tane, tamam mı? Bay bay baba. Bay bay. Halayı gördün, hemen babaya bay bay. Peki, sen emin misin? Çok eminim. Hadi iyi eğlenceler. Gidin abi, gidin. Allah Allah. Görüşürüz. Ay çok sağ ol. Ay ne demek, rica ederim. Hadi koşun. Hoşuna gidecek Gülcan'ın. Hadi görüşürüz. Bay bay yavrum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Yavaş kapat. Yastıcığım şöyle geçebilirsin. Geç bebeğim. Bak tatlım benim. Çekin uşaklar çekin. Hemen aldı kırgatı. Geliyor bir sert boyraz. Vuralım iki katı. Çekin uşaklar çekin. İsmail da burada, Hasan geçti çevreye. Uşaklar ben dümende, coştum arkadaş dostum. Vuralım emece, dağı aldı bir duman. Hava güzel yaman, doğru söyleme gelin. Bayıldım aman aman. Çekin uşaklar çekin. Hemen aldı kırgatı. Geliyor bir sert boyraz. Vuralım iki katı. İsmail de burada, Hasan geçti çölde. Uşaklar ben dümende, dostum arkadaş dostum. Vuralım emece, dağı aldı bir duman. Hava güzel yaman, doğru söyle ah gelin. Bayıldım aman aman. Bravo! Evet, evet, evet. Buradan, buradan. Gel buraya Mesut. Gel buraya, gel. Buradan, buradan şunu belirtmek istiyorum ben. Canımdan çok sevdiğim Trabzonspor'u Sinemaltı Spor'la kardeş ilan ediyorum. Helal olsun. Bravo. 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 Teşekkür ederiz. Bekir Bileler, bir sus Allah'ını seversen. Çok teşekkür ederim. Böyle gelsin. Sağ olun, var olun. Buyurun. Evet, Rıza amirimize gecemize renk kattığı için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Kulaklarımızın pasını sildi, sağ olsun efendim. Eğlencemiz bitti mi? Elbette ki bitmedi. Sürprizlerimiz devam ediyor. Mesut, ben ne zaman çıkacağım? Ya Bileler, Allah Allah, vallahi asma yarım attıracağına. Ya açık arttırmadan sonra dedik ya. Yani evet. Ve o en önemli an gelmiş bulunuyor. Arkadaşlar lütfen buraya getirelim. Evet. Getirin arkadaşlar. Evet. Takviyeniz. Evet, işte görmüş olduğunuz bu formayı Türkiye'nin medarı iftarı, Avrupa'da gol kralı olmuş altın ayakkabıyı kazanan Türk futbolunun gururu, saygıdeğer Tanju Çolak, ortağım Ahmet Özdemir'e hediye etmiş. Ve Ahmet abi de onu kulübümüze bağışlamıştır. Paha biçilemez bir formadır. Ama bugün yeni sahibini buluyor. İzninizle açık artırmayı başlatıyorum. 20.000 lira. 21.000 lira. Evet, Sinan kardeşimiz ilk artırmayı yaptı. 21.000 lira. Yok mu artıran? Evet. 22.000 lira. Evet, Ahmet abim de artırıyor. 22.000 lira. Yok mu artıran? Ahmet, ne yapıyorsun? Açık artırmaya gidiyorum Gülden. Ahmet, oğlum bağışladığın formayı parayla geri mi alacaksın ya? O forma benim için çok önemli bu. Madem bu kadar önemli, bağışlamasaydın Ahmet. Mahalle takımı da çok önemli Gülden. Ahmetciğim, bir tişörte o kadar para verilir mi? Verirdin mi sen? Evet. Evet, tekrar ediyorum. Yok mu artıran? Yok mu artıran? 23.000. Heh. Evet, kuyumcu Aret abimizden 23.000 geliyor. Yok mu efendim artıran? Kendisine helal diyoruz. Evet, artıran. Yok mu artıran? Yok mu artıran efendim? Otursun orada. Oh! Ne
yapalım kuzum şimdi? Hala masal anlatsana bana. Masal anlatayım. Anlatayım kuzum. Hangisini anlatayım mesela? Kırmızı başlıklı kızı anlatayım mı? O mu? Hayır, o değil. O zaman kül kedisi Pinokyo. Onlar da değil. Onlar da değil. Peki, hani böyle pastadan evleri olan çocuklar vardı, Hansel ve Gretel. Onu mu istiyorsun? Hayır, o da değil. Hani anlatmıştın ya. Ne anlatmıştım ben sana? Başka? Renkli gömlekli çocukla kıvırcık saçlı kızın masalı. Halacığım, onu anlatmasak da, onu unutsak mesela, başka masal anlatsak ama olmaz. Başkası anlatıyor onu. Masal sadece de sen biliyorsun. Tamam. O zaman dinle beni. Anlatayım. Tamam mı? Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde, bilinmeyen bir yerlerde... renkli gömlekli bir çocuk... ve kıvırcık saçlı bir kız yaşarmış. Evet. 29.000. 29.000 Aret abiden. 30.000. Sinan, Sinan ne yapıyorsun oğlum sen? Dellendin mi ya? Ya abiciğim bir dur ya. Ticaretten hiç anlamıyorsun. Tanju Çolak imzalı formumu. Satacağız bunu. Evet, Sinan kardeşimizden 30.000 geliyor. Yok mu artıran? 32.000. İşler iyicene kızışıyor sevgili seyirciler. Çok güzel gidiyor. Böyle giderse fiyat artar. Ben de kızıştırayım Mustafa. Efendim? Şimdi futbola çok değer veririm, bunu biliyorsunuz. Şimdi ben de kızıştırırsam rakam artar, yani takıma daha fazla para kalır. Kızıştır, kızıştır Seyfi abi, yoksa arete gidecek ya. Kızıştır. Tamam. 35.000! Vay be! İnanılmaz! Seyfi babamdan 35.000 lira geliyor. Yok mu artıran? Efendim, yalnız muhtar adayımız Seyfi dersek... hani başa koyarsak onu çok iyi olur. Evet, muhtar adayımız Seyfi Bey'den 35.000 yok mu artıran? Hiç de düşlediği gibi olmamış kıvırcık saçlı kızın. O günden sonra hayalleri yıkılmış, umutları tükenmiş, kırılmış kalbine büyük bir kilit takmış. Bu masal da burada bitmiş. Bir daha da hiç hatırlanmamak ve anlatılmamak üzere unutulmuş gitmiş. Evet, 49.000. 49.000. Yok mu artıran? 50.000. 50.000. Evet, yok mu artıran? Yok mu artıran? 51.000. 51.000 geliyor. 52.000. 52.000 Aret Usta'dan. Evet, yok mu artıran? 60.000. Seyfi, bir dur kendine annem. Ne yapıyorsun sen ya? Ha, 60.000. Yürü be. Seyfi. 65.000. 65.000 geliyor. Ha, Seyfi abi bak, durma durma. Devam devam bak, Aret alır vallahi. 70.000! Helal! İnanamıyorum! 70.000 geliyor Seyfi babamdan. Baba, emin misiniz 70.000? Oğlum sen karışma. Yani insanlar muhtarlarının spora, sporcuya ne kadar değer verdiğini görsün. Yürü be, yürü be, yürü be! Rukiye, hadi kalk gidelim. Bu Seyfi giderek benim sinirimi bozuyor ya. Tamam Fehmiciğim, tamam. Baba, nereye? Çocuklar geç oldu ya. Gidelim biz evimize de. Siz eğlenmenize bakın. Hem torunları falan da özledik biz. Bir an önce gidelim bize. Gidelim. Hayır, Nazlı da erken kalkacak ki biz uyutalım çocukları. Bir an önce kalkalım değil mi Fehmiciğim? Anneciğim, çocuklar çoktan uyumuştur. Kalsaydınız biraz daha. Yok yok, yetti yetti. Biz kaçalım. Hadi. Hadi yürü Rukiye, hadi. Hadi. Evet, evet sayın seyirciler. Bu arada gecemize gelip bizi onurlandıran saygıdeğer muhtarımız Fehmi Özdemir Bey ve hanımefendi Rukiye Özdemir'e
Çok teşekkür ediyoruz. Geldiler. Gecemize neşe kattılar. Sağ olsunlar. Eyvah abi, sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Karımız işte enişte. Sağ olun. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yok mu artıran? 70.000 dendi. Butikçim, butikçim 80.000. 80.000 geliyor. Evet, yok mu? 85.000. Yürü be Seyfi abi. Arttır, arttır, devam. 85.000, evet, evet. Emciğim. Sen bu muhtarlık mevzusunu biraz fazla mı kafanda takıyorsun acaba? Ben muhtarlığa takmıyorum. Ben mutime takıyorum ya kafayı. Ya ne o? Duraklama devri bitecekmiş. Baba bak, söylediğine baba bak. Duraklama devri benden bahsediyor. Su getirecekmiş. Ya ev utanmasa ülkeyi AYT'ye sokacağım diyecek ya. Ne bakıyorsun sen ona? Benimciğim Seyfi Bey işte. Şuraya bak ya. Afişi de gıcık adamın ya. Olacak gibi değil ya. Aslında biliyor musun? Ben seçilmesini istiyorum yani. Oo, Rukiye Hanım. Ha, bizim evden de Seyfi'ye bir oy var yani. Canım yani o anlamda değil ama hani düşününce sen aday olmadığı için adaylığını koyuyordun değil mi? Öyle yani, öyleydi. Ya Seyfi aday olunca olay değişti ya. Bu mahalle Seyfi'ye bırakılır mı ya? Allah korusun. Ama şöyle düşün. O seçilirse bak senin ne kadar işine yarayacak. İşi gücü olacak, uğraşacak, gidecek, gelecek falan filan. Senin yakandan düşecek. Çok güzel olmaz mı? Yok artık bundan sonra seçim günü halk kendi karar verecek. Onun öyle komik, gerçek dışı vaatlerine mi inanacaklar yoksa bana mı inanacaklar? Bir de şeymiş, Ankara'da bir böyle yüksek mevkilerde tanıdığı bu varmış, neymiş bugün Nurten diyordu. Yani bir de Seyfi Bey'i çok seviyormuş. Aa, Seyfi. Seyfi hem tanıyor hem de seviyor. Ya olacak şey değil ki bu ya. Seyfi'yi tanıyan onu sever mi ya? Ya olacak şey değil. Hayal mi olsun ya? Olur mu öyle şey? Abi o huzursuzluk çıkmasın da komşuyuz şurada. Ay, çok... Yok ya ne huzursuzluk çıkacak? Sonunda seçim günü halk söyleyecek işte gerçek. Evet, yok mu artıran? Sen yüzlersin, yüzlersin kesin. 100.000! 100.000 geliyor. 105.000! 105.000! Ya Aret Usta, bir kumaşa o kadar para verilir mi ya? Sen bir ara benim dükkana gel, ben sana en kalitelisini veririm. Levent'ciğim, o çok değerli bir parça, tamam mı? Ayrıca üzerinde imza var. Aret Usta sarraf adam. Biz anlamayız ama o anlar değerli şeylerden. Bence biz karışmayalım Levent. Ya Seyfi abi bırak şimdi goy goyu bak. Arette kalacak, yükselt. 120.000! 120.000! Anne şu babamı durdursana ya. Dinlemiyor, dinlemiyor. Ne yapayım ben bu adamı? Yeter. Evet, 120.000 geldi. Yok mu artıran? 130.000. 130.000? 140.000! 140! 150.000! 150.000 geliyor. Yok mu artıran? 200.000! Aman tutmayın Seyfi abi. Enişten koptu geliyor. Enişte koş. Halamın yine alerjisi tuttu. Ne diyorsun ya? Kim bilir ne yedi gene bu? Ay, biz de gelelim mi Aret Usta? Yok yok hemşire siz kalın. Tamam. Şey, yok çok... arkadaşlar ben geliyorum. Yok yok tamam. Evet 200.000 dendi ama Aret abi gitti. Yok mu artıran? 250.000! Dur Seyfi abi. 250.000 geliyor. 250.000 Ya dur gelmiyor ya. En son 200'ü sen söyledin abi. Dur başkası yok. Ben abi 200'ü ben söylemişim. Dur ya bir dakika. Pekala öyleyse soruyorum. Son kez soruyorum. Evet, Aret abi gittiğine göre Ahmet abi soruyorum. 200.000. 200.000. Evet, Ahmet abi. Evet, Sinan kardeşim sana soruyorum. 200.000. Evet, 200.000. Evet, öyleyse başka kimse yok galiba. O zaman satıyorum. 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 Satmayın! 200.000 liraya Tanju Çolak'ın formasını Seyfi Baba'ya sattım. Bravo! 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 Abi! Seyfi Baba'ya alkışlıyoruz. İşten bayıldı, bayıldı. Evet efendim, açık artırmamıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. İçeriye götürelim. Daha sonra Seyfi Bey'e takdim edeceğiz. Ve sizleri eğlenceyle baş başa bırakıyoruz. Sami Çelik ve arkadaşları alkışlarınızla.
olsun Asip Usta ya. Kaan güzel yapmış. İyi bir şey anlaştırmıyor. Azıcık tuzlu oldu ama değdi değdi. Usta, ben olsam parasını isterdim Seyfi abiden. Dün bir tane formaya 200.000 lira verdi ya. Şey karışma. Olmaz öyle şey. O bizim komşumuz. İstenmez, ayıp. Ne ayıp? Onun yaptığı ayıp ya. Araba daha yepyeni. Çarptı arabayı. Amca bey. Bavulu toplamış. Gidiyorsun yani. Hadi çüz. Gideyim be ya. Şimdi çoluk çocuk kızanlar falan hep özlemiştir beni. Yani daha fazla durmayayım şimdi. Zaten ben de özledim. Abi, senin bu artist damadın beni bir bırakıversin bakalım senin arabalı otogara ka. Vallahi bak şurada aminim otobüse git. Hem de tayini geldi o tamirden olmaz. Allah'ım ne kadar kıymetli araba ama çok pinti bu. Amca bey, araba Sami Usta'nın olsa verirdi ama civciv kayınvalidenin olduğu için izin alması gerekiyor. Bu da oradan sen şöyle zevzek. Ne karışıyorsun her şeye? Abi boş ver sen şimdi bağırma kızana. Sen oradan bir 10 kağıt at bana bakalım ben biner taksiye giderim oraya rahat rahat. Sen önce borcunu öde, önce borcunu öde. Ayranım yok içmeye. Taksiyle gidiyorum. Tövbe tövbe. Ben şurada otobüse doğru otogara. Hadi. Tamam abi be. Ben o zaman mübarek elini öpeyim de hakkını da helal et. Tamam ha, helal olsun. Ettim. Ah, kendi ağzında tamam. Borcum yok. Hakkını da helal ettin. Artık sana borcum kalmadı. Ha 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 ha. Nasıl rahatladım. Hadi görüşürüz. Düğünde. Düğünde görüşürüz. Yeminle ha, bunda zeka yok. Vallahi herkese Allah zeka dağıtırken 2 milyon neredeydi ya? Yani? Yani arttırır diye ben de arttırdım. Yani fan benim ne işime yarayacak ya? Ya Seyfi abi, sen de laf dinlemiyorsun ki ya. Duramıyorsun. 150.000'de duracaktın. Sen hiç konuşma. Sen baş çıbansın. Arttır, yükselt diye arkamdan konuşmuyor muydun? Ama Seyfi abi, sen de yani vitesi boşalmış araba gibi yokuştan aşağı öyle gittin. yalnız bir dakika, Seyfi abi almıyorsa mezat bozulur. Ben 15.000 veriyorum formaya. Sen ne diyorsun oğlum Sinan? Sen duy. Ya çok değerli forma diyorum. Get. Sancı Çolak'ın antrenman forması. Ya bize ne? Ya kaç katıydı? Tamam Sinan 15 ver. Al oğlum. Yok. Olmaz Seyfi abi. Olmaz öyle şey ya. Selamlar arkadaşlar. Aleykümselam. Kuyucu Aret Bey de geldiler. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldin. Ya Aret birader, dün ne oldu ya? Hayırdır? Birdenbire ortalıktan arazi oldun. Nereye gittin sen? Ya sorma Mesut'cum. Bizim hanımın alerjisi tuttu. O yüzden böyle apar topar kalkmak zorunda kaldık. Şimdi iyi mi? Bir şey yoktur inşallah. İyi, çok şükür. Bir şey yok. Bir şey kalmadı. Geçmiş. Siz ne yaptınız Mesut'un? Ne durdurum? Güzel güzel. Kıyak oldu ya. 200.000'e Seyfi abi de kaldı. Sizde yani. Ha, evet. Arkadaş koleksiyoncu. Benim Kapalı Çarşı'dan arkadaşım da. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Forma sizde olduğuna göre pazarlığı sizle yapacağız demek ki. Ne kadar istiyorsunuz bu formayı? Efendim bu çok değerli bir forma. Paha biçilmez yani buna. Mutlaka öyledir ama ne kadar istiyorsunuz bir onu duyalım. 500. Ne? 500. Sevgi Beyciğim ne yapıyorsun? 500.000 o kadar uçma istersen biraz aşağı in. Efendim forma benim değil mi? İstediğim fiyata satarım. Az bile söyledim. Çok değerli bir forma bu. Kabul. Anlaştık. Hemen çekinizi yazıyorum. Ama formayı da hemen alırım. Harbiden koleksiyoncu da var. Yazacak mı ya? Yazdırmış. Demek ki bu işler hasta bu. Vallahi yazdı. Vallahi var. 600. Ne? 500 de fena. 600 de. Hayır, 500 yaz. Buyur. Hayrına gir. Vay be. Başkan. Efendim, muhtar adayınız Seyfi Kamber olarak futbol kulübümüze 500.000 lira bağışlıyorum efendim. Dayanamayacak, öpeceğim. Bravo. Buyurun. Bravo. Seyfi Kamber. Seyfi Muhtar. Seyfi Muhtar. Seyfi Muhtar. Seyfi Muhtar. Seyfi Muhtar, 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 Seyfi
karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan de bana ne yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya tutunmuşuz geçmişin kanatları. Hepimiz bir gün geçmişiz.